Merhaba, Harikalar Odası'na hoş geldiniz. Esen'le birlikte yaptığımız programımızın bu bölümünde pek de anlaşılmamış yazar Sevin Burak'ı ele alacağız. Esen'cim, sence Sevin Burak'ı diğer yazarlardan ayıran temel etmenler nelerdi? Hızlı bir Öncelikle giriş oldu. evet çok hızlı. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyelim Harikalar Odası'na. Biz hep bir taraftan da söylediğimiz üzere Harikalar Odası'nda Nadireler Kabinesi'nde kadın hafızasını da yansıtacak şeyler yapmaya çalışıyoruz. 2 hafta önce Susan Sontag'la güzel bir program yapmıştık. Kemp üzerine düşünmüştük açıkçası. Bugün de Sevin Burak'ın edebiyatında insan dışı unsurlar, nesneler, makineler, oluş edebiyatına biraz giriş yapmaya çalışacağız. Sorduğum soruyla başlayacak olursam, onun edebiyatını bu kadar ayrık sıkılan şeyler nedir diye. Öncelikle onun yazdığı dönemde baktığımız zaman hani çok daha fazla işte toplumsal daha geleneksel bir edebiyat anlayışının içerisinde birdenbire Sevin Burak gibi avantgard bir yazar çıkıyor ve Yanık Saraylar 1965 yılında yayınlanıyor. Bu 1965 yılında yayınlandığında hani çok ilginç geliyor insanlara çünkü gerçekten dille tamamen oynayan, onun sentaksını bozan, kendini göre yepyeni bir dil anlayışı yaratan bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu açıkçası görüyoruz. Şiirimsi bir dil var burada. Nilüfer Güngörmüş Erdem'in de betimlediği üzere aslında onun edebiyatını diğer yazarlardan farklı kılan, onun avantgard tarzını oluşturan temel etmenlerden biri edebiyatının bir ritimle ördüğü bir tekrar edebiyatı olması. Ki Yanık Saraylar'dan sonra Afrika Dansı, en son bitiremediği kitabı For the Mac, sonra Everest My Lord gibi bütün kitaplarını ve sahibinin sesini okuduğunuz zaman aslında bütün öykülerin birbirinin içinden çıktığını ve hepsinin koca bir oluş edebiyatının tamamlayıcısı olduğunu ve büyük bir tekrarın parçaları olduğunu görürsünüz aslında. Sevin Burak bunu aktarırken de şöyle söyler. Hani ben bir şeyi bir defada yazabilecek bir yazar değilim. Defalarca tekrar ederek onu aşındırarak aslında o anlama ulaşmaya çalıştığını vurgular. Bunu yaparken de dili çok seven bir yazar. Yani dille oynayan, oyunbaz bir yazar. Bu anlamda Beckett ve Kafka gibi çok değer verdiği yazarlar var aslında ve bu isimler onun Afrika Dansı'nda mesela Beckett'ı bir kurgu karakteri olarak Afrika Dansı'nda karşımıza çıkar, görürüz orada. Hani zihninin girdaplarında, o kartografyasında Beckett de kendini karşı karşıya getirir. Onu duyduğu hayranlığı, Kafka'yı duyduğu hayranlık gibi edebiyatın içerisinde bir edebiyatına ilişkin bir mündemiç hal olarak görürsünüz. Dolayısıyla öykülerinde görselleri çok fazla kullanır. Görseller vardır mesela. Bunları da performatif bir dil gibi ortaya koyar. Sevin Burak kendini aktarırken aslında şunu söyler. Hani düşüne düşüne en hurda ayrımlarıma kadar indim. Ve bu tekrar edebiyatını ortaya çıkartan en önemli unsurlardan biri de ben aslında okunmak için değil, görülmek için yazıyorum der. Dolayısıyla onun günümüzde daha fazla çağdaş sanat disipliniyle ya da performans sanatlarıyla ki bakın Sevin Burak metinlerinden çok fazla performatif metin, çok fazla çağdaş sanat üzerine düşünen makale bulabilirsiniz. Bu da içindeki performatif dil ve görme biçimi, o kristal görme biçimi ki çok değerli dostu, yazar dostu Murat Angan onu tanımlarken onun edebiyatının bir poz edebiyatı olduğunu söyler aslında. Çünkü burada kristal imgeler billurlaşarak hani onu görürsünüz. Çok fazla imgeyle maruz bırakır sizi. Bu imgeler üzerine çok fazla düşünürsünüz. Ve hem bu kadar imgeyle dolu bir dil hem de çok yoğun bir edebiyat ve bu
Deleuze ve Guattari'nin minör, Kafka minör bir edebiyatta tanımladıkları üzere aslında tamamıyla Selim Burak'ın edebiyatını bir minör edebiyat, bir oluş edebiyatı olarak aslında düşünebiliriz ki döneminin içerisinde bu insan dışı unsurları da çok fazla kullanmıştır. Hani bunun altında nesnelere olan sevgisi, geçmişi olan sevgisi de var tabii ki. Onu da senin sorularınla zaten ilerleyen dakikalarda daha da derinleştireceğiz. Evet, çok maddi zorluklar da çekmiş ama bir taraftan da antikaya da merakı var. Eşyalarla çok derin bir ilişkisi var aslında Sevim Buran. Yani minor edebiyat bağlamında da değerlendirdin aslında. Açıklaman orayla da eşleşiyor ama bu bir oluş edebiyatı değil mi? Yani oluş edebiyatı ne demek? Bize anlatabilir misin? Şöyle diyelim aslında, ben Sevim Burak'tan birkaç böyle cümleler okuyarak ilerlemek istiyorum. Hem de belki onu ilk kez okuyan ya da onunla ilk kez tanışacak olan izleyicilerimiz için de böyle güzel bir tanışıklık olur ve bu programla sonra eserlerini okumak isterler. Şimdi oluş edebiyatını aslında Deleuze ve Guattari Kafka minor bir edebiyatta çok güzel bir şekilde açıklarlar. Fakat bunu daha iyi idrak edebilmek için aslında Sevim Burak'ın bir söyleşisinde kendisiyle ilgili bir cümlesine kulak verelim. Şöyle okuyorum. Hikayelerimin hikaye oluncaya kadar başından geçenler benim başımdan geçenlerdi. Örneğin yazdığım kelimelerin oda, el çantası, teneke, masa, iğne, tramvayın karşılığı kendimdim. Bir iç ve dış kavram diyebileceğim düşüncelilikle yazıyordum. Hassasiyetim ve inancım o yönümden geliyordu. Yazarken zaman geçiyor, bu oyuna değişiyordum. Nesnelerle birlikte. Bu değişmeye çevremde başkaları da katılıyordu. Bütün varlık düzeni de diyebilirim. Daha yazarken değişen bu kavramların hikaye bittiği zaman büsbütün değişeceğini ve bu değişmenin devam edeceğini, hikayenin kendi kendine yabancılaşacağını, her hikaye bitiminde bir dönemin kapanacağını, yeni döneme kendi kendimi yatsıyarak gideceğimi biliyordum. Bir hikayenin kendini anlatmak için öyle fazla vakti yoktu. Bu medeni dünyada gerçek daha çabuk anlaşılabilmekte bilmeliydi, gerekirse bildiriyle diye böyle bir söyleşisinden verdiği bir cevap aslında bu. Hani burada onun edebiyatındaki bu insan dışı unsurların yani sürekli başka formlara dönüşmesinin hallerini çok net görebiliyoruz. Yanık saraylarda bu vardır mesela, işte ondan sonra bir makine meselesi hep böyle bir aslında iktidarı aktaran bir fail, ondan sonra insan dışı bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu makine çeşitli formlarda karşımıza çıkar. Şöyle bir repliği vardır mesela, Konşimento, Manifesto, Çimento, Demir Aksamı, Baran Bahar'ın anlattığı şeyler tam bir hayat boyu sürdü. Daktilo'dan başlar bu makinesel anlatı ve ondan sonra Afrika dansında mesela çok yoğun bir şekilde kalp ameliyatı sırasında kendi yaşadığı deneyimi de o hastanede kalma hastalık tecrübesini de Afrika dansı üzerinden çok katmanlı bir öyküyle bize yansıtır. Burada bir makinesel düzen vardır. İşte doktorlar vardır, cerrahlar vardır. Ve işte bir tarafta kendisi vardır ve bilinç akışıyla işte o Afrika'da, Nijerya'da kaldığı süreç içerisinde ondan sonra orada ayrı bir katman oluşturur. Hikaye birkaç katman içerisinde seyreder ve orada makineyle ilgili şöyle bir şey vardır. Onu da size okumak istiyorum. Mesela ithal malı bir makine hem de değil çünkü konuşuyor. Fakat kendi söylediği kelimeleri kendisinin de bildiği yok. Ya da kendi kendisinin de ne istediğini bilmiyor. Bir gün susmak umudu yok. Şimdi bu Afrika dansında çok fazla dilsel oyunlarla maruz kaldığımız bir metin. Çok zor, en çetrefil metinlerinden biri. Benim de Sevim Burak'ın aslında en çok sevdiğim metinlerinden biri.
Biz Mimar Sinan Üniversitesi Kadın Eserleri Müzesi ve işte İsveç Konsolosluğu'nun ortak olarak düzenlediği ilk kadın yazısı festivalinde mesela ben Afrika dansı üzerinden bir performans gerçekleştirmiştim. Fotofebüs diye, yok yerler diye. Sonrasında da sevgili Nils Akman'ın Sevin Burak üzerine yazdığı bir metinden yola çıkarak arkadaşım performans sanatçısı Pınar Derin Gencer, ben Nils Akman ve İcdal Atasoy ile birlikte aynı şekilde Salt Galata'da Islak Maya Öyle Denize Girme izni Size Kim Verdi isimli bir performans gerçekleştirmiştik. Tekrar ve döngü üzerine bir iki günlük bir şeydi bu. Atölyeydi ondan sonra ve bu da çok Sevin Burak metinlerinin aslında dilsel olarak çok fazla performatif dil dediğimiz onu da ileriki yayınlarımızda hani o farklı görme biçimini ve dilsel oyunlarıyla bezeli ve döneminin aslında hani bunu 1965 yılında yaptığını düşünürsek biz şimdi yeni yeni bu daha bu kavramlarla aslında bunları doğru düzgün çalışmaya başladık gerçek anlamıyla bakarsak ki işte Sevin Burak üzerine düşünülmesinin çalışılmasının en çok geçerli nedenlerinden biri de açıkçası çağdaş sanat içerisindeki bu formları 1960'ların düşüncesi içerisinde çok ileri bir zihinle aslında denemiş olması. Hani burada da Deleuze'ün aslında sanat deney yapmaktır düsturu bizim programın temel manifestolarından biriydi. Onu da aslında Sevin Burak edebiyatında görebiliyoruz. Çok oyunbaz metinler, zor metinler, yoğun metinler. Yani öyle bir kere de okuyup da anlayabileceğimiz metinler değil. Zaten o tekrar meselesi de aslında hani o Beckett'ta da vardır zaten. Hani tekrar ederek anlamı aşındırmak ve başka bir forma dönüşmesi. Ve Everest My Lord'da mesela alfabeyi önümüze koyar ve onu yeniden yazar. Hani gösterge bilimsel olarak da dil dediğimiz şeyi o dille kurduğumuz gösteren ve gösterilen arasında kurduğumuz ilişkiyle de oynar. Onun üzerine düşünmemizi sağlar. Hani pek çok metni böyledir açıkçası. Çok yoğun metinler. Benim doktora tezimin bir kısmı da Sevin Burak'la ilgili. Yani Reha Erdem'in ilk filmi A.A.'da mesela çok ciddi bir yanık saraylar etkisi vardır. Hani burada bir enkaz bir mekan aslında vardır. Zaten yanık saraylardaki karakterlerin isimlerinin de filmde kullanıldığını görürsünüz. Ya da sahibinin sesinde işte o kalbi yürüyen iğne metaforu, Sevin Burak edebiyatının en güçlü temel metaforlarından biridir mesela. Yine bir insan dışı varlıkla karşı karşıyayızdır. Onlara bir faillik verme durumuyla karşı karşıyayızdır. Ama sanırım Sevin Burak'ın edebiyatının en güçlü metinlerinden biri 10 yıl üzerine çalıştığı Ford Mack romanı olduğunu söyleyebilirim. Ford Mack romanını üzerine çok fazla çalışan Nülüfer Güngörmüş Erdem işte onun çalışmalarını derleyerek en son halini vererek ortaya çıkartıyor. Bu eseri bitirememesinin nedenlerinden biri de çok titiz bir kere ve çok fazla montaj üzerine düşünüyor. Yani siz ne kadar farklı şekilde yazarsanız o kadar farklı ortaya bir eser çıkar. Yani ne kadar çok montajlarsanız onu 1000 tane anlam çıkartabilirsiniz. Ve Sevin Burak'ın yazma tekniği de çok enteresan. Aslında sinemaya ve A.B. Warburg'un benim bellek atlası dediğim şeye çok yakın bir şey. A.B. Warburg'un bellek atlasında işte bir bellek panosu vardır. Sinemaya yakın bir montaj imaj gibi farklı zamanlardan ve farklı dönemlerden kendine bir bellek atlası oluşturur. Bir zaman coğrafyası kurar. Aslında Sevin Burak'ın yazma tarzı da bu anlamda dadaistlere çok benziyor. Yani işte montajlar yapıyor ve bunları evinin perdelerini aslında bir bellek atlasına dönüştürerek aynı Warburg'un bellek atlası gibi duvarlarına montaj, perdelerine montajlıyor. Tabii ki bunun en büyük nedenlerinden biri Sevin Burak'ın terzilikten gelmiş olması. Hı hı. İşte bir moda evi zaman kendik yapması ondan sonra ki aslında moda ile edebiyat arasında çok ciddi bir ortaklık var. Çünkü aslında arkasında büyük bir tasarım olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. O Virginia Woolf'un Orlando'da geçen şu
cümlesini anıp söylemek isterim. Bellek tarzı bir kadındır. Yani aslında bir elbiseyle bir edebiyat kumaşının, metninin aslında dokunarak ortaya konulduğunu görüyorsunuz. Ve Sevin Burak aslında, çünkü yani bir elbiseyi düşünün, bir asamblajdır aslında. Yani nedir o? İşte kolunu, çeşitli bölgelerini, parçalar halinde bir araya getirirsiniz ve ortaya bir bütün çıkar. Bir metni de aslında bu asamblajlardan, farklı karşılaşmalardan, bir olasılıklardan oluşturduğunuz bir montajdır. Ve bu Deleuze'ün minör edebiyatta oluş edebiyatını anlatırken bu asamblajlarla kurduğumuz, karşılaşmalarla oluşturduğumuz şeyi olarak tanımlarken, bu durum aslında Sevin Burak edebiyatını, poetikasını, içindeki o farklı asamblajların, o montajlar içerisinde birleştirildiğini bize çok estetik bir şekilde ortaya koyar. Onun metinlerinin bu kadar yoğun olmasının nedenlerinden biri de dil üzerine çok fazla çalışması, çok titiz olması. Mesela işte biz Sabancı Üniversitesi Sözlü Tarih Fonu'yla bir fon çıkınca, çok değerli koordinatörümüz İlay Dova ile birlikte, Sevin Buranoğlu Karaca Borar sağ olsun bize çok destek olarak bir sözlü tarih belgeseli gerçekleştirmiştik. Ve bu belgeselde Sevin Buran yaşadığı mekanlar, onun nesnelerle girdiği ilişkileri açıkçası işte uzun bir, yani 3 saatlik bir belgeselle belgelemeye çalışmıştık. Hani bu da onunla ilgili yapılan ilk görsel çalışmalardan biridir. Benim zaten doktora bittikten sonra en büyük hayallerimden biri de, doktora tezimin büyük bir kısmında Sevin Burak var ama bütün bu onunla ilgili yaptığım arşiv çalışmalarını derleyerek daha ileri, yani o sözlü tarih belgeselinin de ötesinde daha büyük bir belgesele dönüştürme projesi var açıkçası. Bunun ilhamı da hani Grant Gee'nin Anıların Masumiyeti belgeseli. Tabii ister istemez hani bu çalıştığınız teorik meseleler zihninizi daha sonra, ki ben video, performans, ondan sonra yerleştirme gibi çağdaş sanat formlarıyla da şeyler yapmaya, düşünmeye özen gösteriyorum açıkçası, çalışıyorum. Ve dolayısıyla da Sevin Burak'la ilgili de kesinlikle hani tezden sonra buna ayrıntılı olarak eğilmek istiyorum. Çünkü çok fazla done var ve Sevin Burak da aslında çok değerli bir edebiyatçı, kadın yazar. Dolayısıyla onunla ilgili çok daha fazla çalışma yapılması çok çok da güzel olur. İyi yapılıyor. Evet, yani anlattığın gibi senin aslında üzerinde çalıştığın, aynı zamanda kendi merakından değil, hem tezinin bir parçası hem de bu Deleuze Studies'de yaptığın çalışmalarla ortak bir zemini de var aslına bakarsan. Dolayısıyla Sevin Burak'ın ürünleri veya bir karakter olarak kendisi senin için oldukça önemli birisi ve bir yer kaplıyor hayatında. Bu bağlamda tabii onun biçimi aslında bağlamın içeriğin içinde bir bağlamsal özellik olarak kullanması, sanıyorum onu zamanında diğer yazarlardan çok ayıran bir özellikti, değil mi? Yani bu oluş edebiyatıyla açıkladığın bu insan dışılık, sesler, insan dışılığı nasıl takip edebiliriz? Eşyayla ilişkisi tabii çok özel, yine söylediğimiz gibi. Bu Everest My Lord'da tüm eşyalarla kurduğu ilişkiler aslında çok onu yine ayırt ediyor diğer ürünlerinden. Romanlarından, hikayelerinden. Bunu nasıl anlatabilirsin bize? Kısaca bizim sevgili Karaca Borar'la yaptığımız sözlü tarih belgeselinde hani benim Sevin Burak'la girdiğim özel bir ruhtaşlık ilişkisi var. Bunu da kabul edeyim. Hani onun edebiyatı aslında beni çok sevdiğim, hayranlık duyduğum ve kendime örnek aldığım, ilham aldığım bir edebiyat açıkçası. Ve onunla ilgili her çalışma başka büyük bir çalışmayı doğurdu açıkçası. Ve Karaca Borar'ın orada dediği bir şey vardı. İşte çok büyük bir kalp ameliyatı, açık kalp ameliyatı geçirdikten sonra İngiltere'de, yanlış söylemeyeyim. Evet, İngiltere'de. Sonra mesela işte çıkıp ondan sonra hani bir süre sonra bir eskiciye gidip işte orada hani
oradaki bit pazarını mesela geziyor. Hani çok ciddi bir eşya, bir nesne tutkusu var. Bunu da zaten söyleşilerine baktığımız zaman şöyle açıklıyor. Hani birazcık insanlardan çok açıkçası eşyaları sevdiğini söylüyor. Yani hani onlarda daha farklı bir duygu, bir ilişki biçimi geliştiriyor kendince. Tabii ki burada geçmiş de var Sevin Burak'ın edebiyatında. Geçmiş dediğimiz şeyi maziyi kurarken de aslında bizim ilk programda da belirttiğimiz gibi hani her ailenin ev, her aile evi aslında onların kendi müzesidir. Dolayısıyla Sevin Burak da her kitabında aslında kendi müzesini inşa etmiş bu nesnelerle. Ve Everest My Lord'da mesela oradan da şöyle minik bir okuma yapayım. Şöyle diyelim. Mesela Sevin Burak'tan kalan bir şeyle ben hep vapur yerine vapor diyorum. Hani o çünkü babası Seyfi Kaptan aslında bir kaptan olduğu için öykülerinde çok fazla deniz, vapur, makine, hani o makinesel düzeneyi de o vapur üzerinden kurar. Şöyle diyelim, vapurun arkasında düşünceli bakışlarla kendisini izleyen babası burnunda çıpa, vapur düşünür, deniz düşünür, yol düşünür, yemek odası düşünür, sandalye düşünür, koltuk düşünür, koltuk kolu düşünür. Son bir sual, neden düşünüyoruz? Ev düşünür, evin bahçesi düşünür, bahçenin kapısı düşünür, kapının kilidi düşünür, merdiven düşünür, merdiven altı düşünür, kömürlük düşünür, kürek düşünür. İşte şöyle göstereyim mesela, böyle bir sayfa var gördüğünüz gibi. Hani biraz daha yaklaştırabilirsin. Evet, şöyle mesela bunları bu şekilde kendine özgü bir yazma tekniği var. Ve muhakkak görsellerle desteklediği bir şey var. Böyle kelimeleri alt alta yazarak ondan sonra onları belki Fransızca aksanıyla telaffuz ederek gibi. Çoğulcu bir dil ve bu kelimelerle kendisini yer değiştiriyor aynı zamanda, değil mi? Tabii, evet. Hani onun için edebiyat ve yazmanın kendisi aslında çok da söyleşilerinde belirttiği gibi bir devir daimişi. Yani o Sevin Burak'ta çok tutkulu bir yazar kimliği görüyorsunuz. Yani gerçekten yazdığı şeye dönüştüğünü görüyorsunuz. Mesela Ford Mackey yazdığı zaman 10 yıl boyunca işte Bağdat Caddesi'nin o karşı tarafın işte dönüşümünü yazarken, kentsel dönüşümünü yazarken tıpkı Joyce'un Ulysses'i gibi o bir gün anlatırken aslında 24 saati anlatırken kartografik bir edebiyat kurar. Sokak sokak işte o karşı tarafın ondan sonra sokaklarından inşa edildiğini görürken aslında o karakterin Ford Mike bir arabaya dönüştüğünü, bir kente dönüştüğünü görürsünüz, görürüz aslında. Bu romanı yazarken de zaten şöyle bir şey var. Mesela şöyle diyelim, okuyayım onu. Arabaya aşıktım. Bir kere bile o arabaya binemedim. Ama evde oturup ona destanlar yazdım. Yani arabaya. İşte bu roman benim son gençliğimin ve aşkımın romanıydı. Hala bitiremedim. Çünkü arabadan başka birine aşık olamadım. Evet. Gördüğümüz gibi gerçekten Sevin Burak'ın ilginç bir yazar olduğunu hissediyoruz. Farklı, hiç kimselere benzemeyen bir tarz olduğunu buradan görüyoruz. Bu da gerçekten hani kimseyi taklit etmeden, kendi içinden taşıyan çok yoğun bir tutkuyla yazan bir yazar olduğu için aslında. Ve o dünyası içerisinde o yazdığı şeylere dönüşme meselesi var ve bu yazmayı da çok yoğun bir şekilde deneyimliyor açıkçası. Yani hem bedensel olarak da hem zihinsel olarak da tabii ki o ağırlıkla yaşamak açıkçası kolay değil. İşte kelimelerle ilişkili olarak mesela Osmanlıca sözlük, ondan sonra Tevrat'ı çalışması, buradaki anlatılarıdan yola çıkarak kendine özgü metinler dokunması ve o dönem edebiyatımıza görmeye alışık olmadığımız kadar ayrıksı imajları kullanması, onları bir kristalize etmesi de onun edebiyatının açıkçası en farklı şeylerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.
hayvanlar, eşyalar, oluşlar, nesneler, sesler, makineler hep onun oluş edebiyatı içerisinde gördüğümüz o devir daim meselesinin aslında unsurlarıdır diyebiliriz. Yani kendisini aslında biraz öteki gibi görüyor sanıyorum. Ve bu da annesinin Yahudi geçmişi, toplumun içinde küçüklüğünden itibaren aslında yaşlı insanlarla birlikte olmuş olması belki. Ve bu eşyalarla ilişkisi aslında biraz böyle bir başkaldırı gibi mi sence? Yani insanlara zaten, tercih etmesi. Yani tabii ki sonuçta her yazılan şey bir anlamda da bir anlamda o kişinin aslında bir başkaldırısıdır. Çünkü bir direnç meselesidir. Bir mücadele alanıdır edebiyatın kendisi. Çünkü orada kendinize farklı ve ayrıksız bir dünya kurarsınız. Tabii ki öncelikle o kimlikle yüzleşmesi, sonra o dili sahiplenmesi ve işte Tevrat'tan yola çıkarak edebi anlamda buradan yola çıkarak kendini kurduğu öyküler onun edebiyatının da en ayrıksı taraflarından birini açıkçası oluşturur. Aile meselesi ve kuzguncuk çevresi hep onun edebiyatında özellikle sahibinin sesinde Yanık Saraylar'da köşk mesela mavi geçmiş enkaz yıkılma metaforları açıkçası hani Döloz'un tabir ettiği şekilde bu yok yerler, bu enkaz mekanlar, yanık saraylar hep onun edebiyatının içine sirayet etmiştir. Hatta şimdi bir Ali Teoman yazısı yazmıştım. Ali Teoman da çok sevdiğim bir yazardır. Mimar kökenli bir yazardır Ali Teoman. Ve Ali Teoman'ın bir öyküsünde de işte yaktığı sarayları Katya, yaktığı sarayları diye böyle defalarca tekrar eden bir şey vardır, diyalog vardır. Hani tabii ki bizim edebiyatımızda işte hani saray, işte bu yangın meseleleri hani artı vardır ama saraylar dediğimiz zaman artık hani Sevin Burak'tan da başkası geldi. Peki, sence Sevin Burak'ı nasıl okumalı? Böyle bir izleyicilere bir rehber olabilecek birkaç şey söyleyebilir misin? Nasıl çalışmalı ya da metinlerini? Bence yani hani ilk olarak Yanık Saraylı ilk öykü kitabıdır. Yani ilk çıkan kitabı. En son zaten Sor Everest My Lord, Afrika Dansı, Sahibinin Sesi, Ford McVan ve Ford McVeer. Ve sonrasında da zaten tiyatro oyunları çok tiyatroya çevrilmiş metinleri vardır. Tiyatro oyunu biçiminde de düşündüğü için, teatral olarak yazdığı için de aslında bir tiyatro sahnesi, bir performatif olarak da o dili kurduğu için Yanık Saraylar'la başlayabilirler. En sonuna da doğru Ford Mac en zor zaten bitiremediği zor bir metin. Elfi Uluç, Sevin Buran kızı onunla ilgili hazırlanan, derlenen bir kitapta Ford Mac üzerine yazarken şöyle der. Hani bu kitabın bitme işinin nedenlerinden biri de İstanbul'un inşaatının aslında İstanbul'un bir türlü tamamlanamayışı mesela. Böyle ilginç bir bağ kurar açıkçası. Ford Mac'te Sevin Buran hani kentle ilişkisini de görüyorsunuz. Mekanla tutkulu ilişkisini de görüyorsunuz. Biz belgeselde de özellikle Sevin Buran mekanlarını konuşmaya çalışmıştık. Çünkü hani hayatı da bir anlamda mekanları da doya doya yaşayan bir insan. Sinema, işte o dönemin binaları, yapıları, günlüklerinde de zaten ondan sonra hepsini işte vapurlarıyla, arabalarıyla, yani o makinesi düzenlikleriyle, ki ben vapuru işte ondan ilham alarak bir anı makinesi, düş makinesi olarak düşünüyorum. Çünkü vapura bindiğiniz zaman biraz İstanbul'un bakuatik ortamından uzaklaşıyorsunuz. Orada makinenin sesi sizi farklı bir poetik bir ortama sokuyor. Tabii çok kalabalık bir ada vapurunda ayakta kalmadıysanız eğer bu durum geçerli. Açıkçası. O bile çok kötü değil yani. Evet, aynen öyle.
Orada gerçekten bir anı makinesi, düş makinesi gibi birebir, çünkü Deleuze'ün beyin ekran dediği şeye tekabül ediyor. Ve düşünüyorsunuz yani, hani hem geçmişi düşünüyorsunuz hem şimdiyi ve yazıyorsunuz açıkçası. Benim en iyi yazdığım yerlerden biri mesela vapur, vapurun kendisi. Hatta bu programdan sonra bir boş vapur bulsam da binesim geldi açıkçası. Belki bir programı vapurda yapabiliriz Sevim, evet. Burak Hanım'a. Olabilir tabii. Böyle bir kartografik edebiyatını da anmak, onun mekanlarında konuşmak için belki bir Kuzguncuk'a doğru gidebiliriz. Bir Boğaz turu eşliğinde değil mi? Beşiktaş Kadıköy değil de. Evet, ilginç olabilir. Evet. Harikalar Odası, Harikalar Turu, evet, olarak öyle bir şey yapabiliriz. Peki Esen'cim, sağ ol. Ben sordum, sen anlattın. Bizlere yavaştan programımızı kapatalım. Hat kalitemiz de iyi değil çünkü zaman zaman kesiklikler oluyor. Ben açtım, sen kapatır mısın programı? Tabii. Bugün yanılmıyorsam 11. programımızı gerçekleştirmiş olduk. Zaman böyle hızlıca akıp gidiyor. Sevim Burak konuşmayı, onun edebiyatına, oluş edebiyatına, insan dışı varlıklarına, makinesel düzeneğine, aslında onun edebiyatına bir girizgah yapmaya çalıştık. Bu sadece bir girizgahtı. Onu hiç tanımayan okurlar için işte bir okuma listesi sunmaya çalıştık. İlerleyen yayınlarda da belki Karaca Borar'ı ağırlayabiliriz diyorum. Ve ilerleyen yayınlarda 2 hafta sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Sevgili Harikalar Odası izleyicileri. Yine editörümüz Murat Aksoy'a ve reji ekibine, Özge'ye, Servet'e çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.